Tabii. Bunun dışında dişte şekil bozuklukları da ciddi bir problem. Tabii. Çünkü laminanın şimdi bir sonraki level'ı da bu defa dişteki o bozuklukları düzeltmek. Düzelmesi, evet. Şimdi bu konuyla ilgili olarak dişte şekil bozukluğu varsa ortodonti mi, lamina mı? Dişte şekil bozukluğu varsa... Pardon, ortodonti derken dişe tel tedavisinden bahsediyorum. Dişin tel tedavisindeki amaç dişleri olması gerektiği pozisyona getirmek. Bu hem estetik olarak bizim için önemli hem de çiğneme düzlemi dediğimiz oklüzyon düzlemini yani sağlıklı bir çiğnemeyi elde etmek için bizim için önemli. Dişlerde sadece şekil bozukluğu varsa ama dişler olması gerektiği pozisyondaysa belki ortodontik tedaviye gerek olmayacaktır. Evet. Böyle durumlarda lamina uygulanabilir veya kaplama dediğimiz kronlar uygulanabilir veya kompozit estetik dolgularla da aynı zamanda şekil bozukluklarını aynı seans hani hasta koltuğa oturup sonucu elde edebiliyoruz. Hani kompozitlerle yani dolgu materyalleriyle de bu şekil bozukluklarını giderme şansımız olabiliyor. O zaman şunu mu anlamamız gerekiyor? Eğer dişteki problem ortodonti yani tel tedavisi gerektirecekse bunu yapmak gerekiyor. Tabii öncelikli olarak evet. Ona yönlendiriyoruz. Eğer boyuttaki o yani şekil bozukluğu o kadar belirgin değil ise ya da az bir deformite ise o zaman ortodontik tedaviye girmeden yani tel tedavisine girmeden laminayla da bir takım şeyler düzeltilebiliyor. Doğru mu? Tabii. Yani dediğim gibi lamina yapılabiliyor, kompozit dolgu dediğimiz estetik dolgular yapılabiliyor veya işte kaplama yapılabiliyor. Yani full kaplama, kron dediğimiz kaplamalar yapılabiliyor.